Bugün bu yılın en dikkat çeken filmlerinden birini konuşacağız. Joker'i konuşacağız. Doğrusu bu programda Hüseyin'in ve Metin'in çok emekleri var. Aslında ben biraz daha moderatör olarak buradayım. Onların değerlendirmelerini dinleyeceğiz. Ama hemen baştan söyleyeyim. Burada üç kişi konuşup dağılmayacağız. Aslında bu bir Benim ilk önerim şuydu, konuşmasız olarak bir ortak forum düzenleyelim ve ilgililerle, filmi gören arkadaşlarla ortaklaşa konuşalım istemiştik. Ama uygulamada bunun zorlukları nedeniyle böyle bir başlangıç yapalım dedik. Ben yine de şu fikirdeyim, ilk turda biz konuşalım, bir açılış yapmış olalım ama ikinci turda hep beraber konuşalım. Sizin de görüşlerinizi alalım, yorumlar, görüşler ve sorular olabilir. Böylece 1,5 saatlik bir süre içinde toparlamaya çalışalım. Tabii Joker filmini aslında konuşmamızın nedeni salt bir filmi seçip salt sinematografik ögeler üzerine konuşmaktan çok biraz da bugünden kendi meselelerimizi, temel problemlerimizi nasıl konuşuyoruz, onun bir temrinini yapmak. Dolayısıyla ben girişte tam bir konuşmacı olmasam da kendi notlarımı sizinle paylaşmak ve sonra Hüseyin ve Metin'e söz vermek istiyorum. Başlangıçta da hatırlatalım. Hüseyin'in kitabı çıktı. Partizan. Aynı adamın öyküsü. Onu tebrik edelim kitabından dolayı. Hüseyin burada olsa gösterirdim kitabı. Metin'i de tebrik edelim. Metin de tezini bitirdi. Dolayısıyla artık bu konuları rahatlıkla konuşabiliriz. Benim arkadaşlar notlarım, başlangıçta sizinle paylaşmak istediğim birkaç husus var. Bir kere bu filmle ilgili en azından üç katmanlı bir okuma yapabiliriz. Pek çok filmde olduğu gibi. Birinci katman şu. Batman serisinden, Batman serisinden tanıdığımız aslında bir çizgi roman karakteri Joker. Tabii bu İngilizce'de Joker aslında şakacı demek. Bazen biz bunu kağıt oyunundaki bir Joker'le karıştırabiliriz. Dolayısıyla bu şakacı Joker. Bir kötü adam karakteri, bir anti kahraman. Dolayısıyla birinci katmanda Joker'in sinema endüstrisine uyarlanmış yeni bir versiyonunu görüyoruz. Çok başarılı bir versiyonunu görüyoruz. Sinematografik yönüyle, bütçesiyle, gişesiyle her açıdan oldukça başarılı. Başrolü de öyle. Arthur rolünde izlediğimiz Phoenix muhtemelen Oscar kazanabilir, bilemiyorum. Ve yani Hollywood sinemasından tanıdığımız Superman gibi bir süper kahraman değil. Aslında sıradan bir palyaçonun bir aktöre, bir özneye dönüşmesi yolculuğunu izliyoruz burada. Zaten filmin enteresan yönlerinden birisi de bu. Bu yönüyle bir sektör filmi, bir endüstri filmi, eğlenceli yönleri var. Gençler de, büyükler de pekala filmi Hocam kaç izleyebiliyorlar. kişi izledi sorabilir miyiz? Evet, kaç kişi filmi gördü bu arada onun da? O zaman işimiz O zorlaştı. zaman Çok daha güzel oldu, keyifli oldu. O zaman ikinci bölümde hep birlikte konuşurken sizin de notlarınızı izleyeceğiz. İkinci kademe arkadaşlar, dikkatimizi çeken bu aslında bir analiz ve eleştiri. Özelde Amerikan sistemi etrafında bir analiz ve eleştiri. Genelde de modern çağın bir sosyopolitik analizi ve eleştirisini görüyoruz. Ben kendi notlarımı çok fazla bu anlamda nasıl eleştiriler yaptığını uzun uzun aktarmayacağım. Hüseyin bu konuda kendi notlarını bizimle paylaşabilir. Üçüncü ve benim daha çok üzerinde durmak istediğim konulardan biri bunun felsefi temaları ve tartıştığı felsefi pozisyonlar. Filmin üçüncü katmanında dikkatimizi çeken en önemli konu bu belki. İnsanın yalnızlığı, çaresizliği, terk edilmişliği üzerinden kötülük ve şiddet temaları etrafında sert bir felsefi tartışma burada yapılıyor. Aslında bu yönüyle bizim için o kadim tartışmaların ve hikayelerin postmodern tekniklerle çağda yeni bir anlatımını burada görüyoruz. Kadimi boşuna söylemiyorum. Aslında ortak temalar çok fazla. Zavallı ve yalnız, çaresiz bireyin, tekil kişinin içindeki potansiyeli harekete geçirerek bir özneye, bir aktöre dönüşmesini görüyoruz burada.
Az önce gösterdiğimiz sahnelerde, giriş sahnesinde arkadaşlar, tam burada göremedik ama o introduction'da sıradan palyaçonun hayattan yediği darbelerin son izlerini görüyoruz ve bir süre sonra bu darbe yemiş kişi süreç içinde aynı zamanda psikolojik, zihinsel rahatsızlıkları olan, kısıtları olan, kaybetmiş, zavallı bir insan. Daha sonra bir aktöre dönüşüyor ve son sahnede gördüğümüz gibi hatta kutsal ve manevi bir kimlikle kitlelerin önünde görüyoruz kendisini. Açıkçası bugün metin zannediyorum Müslüm filmiyle bazı kıyaslamalar yapacak. Benim aklıma da bu filmi izlerken benim ara ara referansta bulunduğum The Last Temptation of Jesus Christ, Günaha Son Çağrı filmi hep aklıma geliyor. Çünkü o filmi izleyenler hatırlayacaklardır. Bu giriş ve son sahne hemen hemen orada da aynı şekilde var. İsa Romalı askerler tarafından feci şekilde dövülüyor. Onun o zavallı durumunu biraz sert formlarla görüyoruz. O insanın sonra manevi bir yolculuğu var ve çarmı sahnesinde artık dünyayı kurtaracak adamı görüyoruz. Ölürken dünyayı kurtarıyor. Burada da az önceki son sahnede bu karşıtlıkları kurabiliriz. Fakat ciddi farklılıklar var. Çünkü İsa'da pek çok kadim anlatıda olduğu gibi insanın içinden bir iyilik gücünün çıkması, bir süper kahraman gibi yolculuğu varken burada bir negatif yolculuğu görüyoruz. Kötünün ortaya çıkması ve varoluş diyelim fikrinin kötü ve şiddet etrafında tartışılması. Arthur, gördüğümüz ana karakter, karşıt kutuplar gibi görünen acı çekme ile kahkaha ile gülmeyi birleştiren bir karakter. Yani acı çekerken gülüyor ve gülerken de acı çekiyor. Dolayısıyla bu bizim programımızın başlıktaki sorusunu da anlamlı kılan bu. Yani komedi mi, trajedi mi sorusunu zorlaştıran bu çok karmaşık bir alaşım. Yani aslında o kahkaha acının bir ifadesi İsa'nın, Jesus Christ'ın çarmıhtaki acılarına benzeyen bir şey. Politik tartışma için de birkaç notum var. Onları da hemen hızla toparlıyorum. Eğer karşımızda her açıdan çok acımasız, çok girift ve olağanüstü teknikler kullanan bir sistem varsa ve bu zayıfları eziyor, güçlüleri de daha da güçlendiriyorsa ne yapabiliriz? Politik bir sistem olduğunu düşünelim. Buna karşı şiddetsiz bir çözüm bulabilir miyiz politik olarak? Bu ciddi bir tartışma. Amerikan örneğinden, Amerikan sistemi örneğinde eğer bunu tartışacaksak, bir tarafta muhafazakar sağcılar var. Trump'ın bugün başkanlık yaptığı cumhuriyetçiler. Öbür tarafta liberal sol gruplar var. İşte Bernie Sanders'ın bugün dikkatimizi çeken bir politikacı olarak ortaya çıkması. Fakat Joker'deki enteresanlık, iki kutba da inanılmaz şekilde itiraz ediyor. Çok sert itirazları var. Trump nezdinde, cumhuriyetçilerin örneğinde politik liderliğe, belediye başkanını öldürerek cevap veriyor. Talk show'cunun, Robert De Niro'nun şahsında ortaya çıkan liberal sol eleştiriyi de yine öldürerek canlı yayında cevap veriyor. Yani bilmiyorum bugün bu talk show'ları izleyenler var mı? Bugün belediye başkanının yerinde Trump var, talk show'cunun yerinde Stephen Colbert var Amerikan sisteminde. Trump'a kızanlar akşamleyin Stephen Colbert'i izlerler ve rahatlarlar. Yani çünkü o baskının başka cevabı yok. Fakat bunun bir aldatmaca olduğunu söylüyor Joker. Çünkü bu konuda da haklı. Trump söyleminin en büyük karşıtı Stephen Colbert olmasına rağmen aslında Colbert ikinci dönemde Trump'ın seçilmesini kesinlikle ister. Neden? Çünkü ortalarda seyreden prime time'da onun reytingi tavan yaptı ve inanılmaz büyük bir para kazanıyor her açıdan. Dolayısıyla Trump'ın kaybetmesi, Colbert'in kaybetmesi anlamına da geliyor. Burada çok enteresan bir dilemma var. Yani görünüşte sosyal demokratlarla cumhuriyetçilerin birbirleriyle karşı kampta olmaları Joker için bir şey ifade etmiyor. Komik ve komedi hakkında da birkaç şey söyleyebiliriz.
Komedi ilk bakışta oyalayıcı ve insana eğlendirici görünse de esasen varoluşsal sorunlar karşısında bir çaresizlik ifadesi. Çünkü gülmekten başka elinizden bir şey gelmiyor. Karşınızda çok keskin bir sistem var. Silahlı gücü var, medya gücü var, bütün politik güçleri var. Sizin elinizde alay ve ironiden başka bir şey yok. Bu aslında bir çaresizlik ifadesi. Onun için hani komediyi silah olarak kullanma diye bir klişe vardır. Sanki Joker bu klişeyi çok estetize edilmiş biçimde canlı yayında gösteriyor ve bu silahı kullanarak bütün bu kurguyla gerçeğin birbirine karıştığı ortalamayı yırtmak, sanki bütün maskeleri indirmek ister gibi hareket ediyor. Zaten programa maskeyle katılmakta ısrar etmesinin nedeni belki bu. Çünkü aslında gördüğümüz bütün insanlar, dürüstlük abidesi gibi kendini gösteren talk showcu da bir maske kullanıyor, belediye başkanı da bir maske kullanıyor, gördüğümüz bütün aktörler bir maske kullanıyor. Belki de en gerçekçi yüz maskeli olarak oraya çıkan Joker'in yüzü olabilir. Ve bütün bu karmaşayı ancak şiddetle ve öldürerek yırtma çabasında bulunabiliriz. Bu aynı zamanda bizi bir kurgu ve gerçek arasında nerede olduğumuzu da sorgulayan bir pozisyon. Acaba bütün bu hikayeyi anlatan ciddi zihinsel, bedensel bozukluğu olan bir palyaço mu? Hayalle gerçeği karıştıran bir adam, dünyada gerçekten bunlar yaşandı mı? Bütün bu zulümler, baskılar, sıkıntılar, yoksa hayatta hep kaybetmiş, ezilmiş bir loser'a mı bütün bunlar böyle görünüyor? Sıradan bir palyaçonun Joker'e dönüşme süreci gerçek mi, yoksa bir hayal ürünü mü? Bunu başında da, ortasında da, sonunda da aslında bilemiyoruz. Benim baktığım bazı yorumlar, yurt dışından araştırdığım bazı kaynaklar mesela, Arthur'un bu hikayeyi gittiği psikiyatriste anlattığını aslında ve hikayenin bütün mekanlarının ve sonraki olayların aslında onun zihninde olduğunu da ileri sürüyor. Olabilir, böyle bir yorum da olabilir. Belki de mesela o sevgilisi Sophie örneğinde olduğu gibi bütün hikaye zihninde olup bitiyor. Ve bu dönüşüm Platon'un düşüncesinde olduğu gibi insanın zavallı potansiyelinden iyiyi gören ve iyiliği müşahede eden ve dolayısıyla erdemleri yüklenen bir aktör yerine o kötülüğü görüyor ve onun verdiği bir enerjiyle harekete geçiyor. Dolayısıyla bu sofist ya da nihilist bir pozisyon değil, bunların tamamını aşmaya çalışan, şiddeti artık bir eğlence olarak gören, ağlamayı kesip gülmeye başlayan ve bunu patolojikleştiren çok ekstrem bir pozisyon. Son olarak epeyce ilerlettim, kusura bakmayın. Filmin enteresan gelen noktalarından biri bana, insanın tekil bir özne olmak yerine çok yüzlü, çok kimlikli, belirsiz bir özne olduğunu, muamma olduğunu vurgulaması. Filmden edindiğimiz onca ipucuna rağmen soruyoruz aslında Joker bir karakter olarak kimdir diye soruyoruz. Ancak net bir cevap bulamıyoruz. Hem tarihi ve geçmişi soru işaretleriyle dolu. Çünkü evlatlık alınmış ve anne baba figürünü Metin konuşacak. Dolayısıyla çoklu tarihle karşı karşıyayız. Hem bugünü belirsiz, filmin tam olarak şu anda nerede geçtiğini, zihinsel mi, dış dünyada mı olup olmadığını bilemiyoruz. Onun maskeleri var, gerçekte kim olduğunu bilemiyoruz. Ve geleceğini de sorduğumuz zaman o da meçhul. Dolayısıyla hani ölecek mi, yaşayacak mı, yeni bir kahramana mı dönüşecek? Bütün bunlar belirsiz ve saklı kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla meçhulden gelen ve meçhule giden bir adamla karşı karşıyayız. Son cümle, modern dünyanın sorunlarını aşmada Platon'un, Epikür'ün ya da Epiktetos'un o sinik pozisyonun önerdiği felsefi türden bütün pozisyonların, ki her pozisyon bir maskedir aslında, bütün maskelerin modern çağın sorunlarını düşünmede ve aşmada yetersiz kalacağına işaret eden bir çığlık ve belki de bir uyarıdır diyorum ben Joker'in. Ve böylece kendi sözlerimi bitiriyorum.